Şırnak Cizre Belediyesi Kayyımı Mehmet Tunç, eski belediye binasını 55 milyon TL'ye ihaleye çıkarttı. Cizre Belediyesi'ne 2016 yılında atanan kayyım tarafından ilçe kaymakamlığına devredilen belediye hizmet binası, 2019'da atanan kayyım Davut Sinanoğlu tarafından tekrar belediyeye iade edildi. Kayyım Sinanoğlu tarafından 2021 yılında 36 milyon TL'ye satışa çıkarılan belediye binasının ihalesi, daha sonra bilinmeyen bir nedenle iptal edildi. Geçtiğimiz yıl, Sinanoğlu yerine atanan Kayyım Mehmet Tunç, bu kez aynı binayı 55 milyon TL'ye ihaleye çıkardı. Kapalı teklif usulü ihaleye dair belediyenin resmi web sitesinde yapılan duyuruda, Cizre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nce Şah Mahallesi Sanayi Caddesi 880 adı 3 no'lu parselde bulunan taşınmazımızın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesine A bendi uyarınca kapalı teklif usulüne göre satış ihalesi yapılacaktır, denildi. Duyuruya göre, ihalenin 23 Mayıs'ta kapalı teklif usulüne göre yapılacağı ve 55 milyon TL'ye ihale edileceği belirtildi. Ne olmuştu? Demokratik Bölgeler Partisi, DBP, yönetiminde iken 11 Eylül 2016 tarihinde kayyım atanan Cizre Belediyesi, o dönem kasasında 36 milyon TL bulunmasına rağmen kayyım tarafından 220 milyon 793 bin TL borçlandırıldı. Kayyım, yine aralarında belediye binası, yol ve parkların da bulunduğu 12 taşınmazı kaymakamlık, ilçe emniyet müdürlüğü ve müftülük gibi farklı devlet kurumlarına devretti. 31 Mart 2019 seçimlerinde ise belediyeyi Halkların Demokratik Partisi, HDP, kazandı. Seçim sonrasında çoğunluğu oluşturan HDP'li belediye meclis üyeleri, 10 Haziran 2019'da oy çokluğuyla kayyım tarafından daha önce diğer devlet kurumlarına devredilen 12 taşınmazın satış ve devirlerinin iptaline karar verdi. Bu karar nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında belediye eş başkanlarının da bulunduğu 31 HDP'li meclis üyesinden yazılı savunma istendi. Soruşturma gerekçesi ise, mevzuata aykırı talep olarak ileri sürüldü. Fakat henüz taşınmazların durumu netleşmeden, belediyeye 29 Ekim 2019'da kayyım atandı. İzle kanalına abone olmayı unutmayın.